Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Dünyanın suyu nereden geliyor? Dünya 4,54 milyar yıl önce oluştuğunda su uzaydan mı geldi yoksa yer kabuğunun derinliklerinden mi çıktı? Uzayda yaşam ararken önce su arıyoruz çünkü su bildiğimiz anlamda yaşamın kökeni. Bugüne dek dünyadaki suyun kökeninden emin değildik. Ama yeni bulunan bir meteor taşı gizemi çözmemizi sağladı. Bunu anlamak için Güneş sisteminin nasıl oluştuğuna bakalım. Astronomlar uzun süre boyunca suyun uzaydan, dış Güneş sistemindeki buzlu uzay kayaları yani kuyruklu yıldızlardan geldiğini düşündüler. İlk bakışta mantıklı bir fikirdi. Dış Güneş sistemi dünya oluşurken Güneş'ten uzak ve soğuktu. Su buz tutabilir ve böylece kuyruklu yıldızlar atmosfer olmadan da buzu yüzeyinde saklayabilirdi. Dünya ise Güneş'e yakın ve sıcaktı. Dünya yörüngesinde su buharı azdı ve dahası gezegenimiz göktaşı çarpışmalarıyla oluştuğundan ilk başta çok sıcaktı. Az miktarda su içerse bile bu rezervler dünya oluşurken buharlaşmış olmalıydı. Astronomlara göre Güneş sisteminin ikinci asteroid kuşağı olan Neptün ötesinde yer alan Kuiper kuşağından gelen kuyruklu yıldızlar dünyaya çarparak okyanusları suyla doldurdu. Oysa kuyruklu yıldız suyunu incelediğimizde ağır su oranının okyanuslardan farklı olduğunu gördük. Bu da dünyanın suyunu Kuiper kuşağı kuyruklu yıldızlarının getirmediğini gösteriyordu. H2O'da hidrojen yerine çekirdeğinde ek nötron içeren döteryum izotopundan oluşan su moleküllerine ağır su deriz. Evet, dünyanın suyunun başka yerden geldiğini düşünmeye başladık. Sonuçta gezegenimiz gençken yaşanan şiddetli volkanik püskürmeler yeraltı suyunu dışarı çıkardı ama suyun atmosferin üst katlarına yükselmesine de neden oldu. Güneş rüzgarı ve mor ötesi ışınlar suyu parçalayarak hidrojenle oksijeni ayırdı. Hafif hidrojen uzaya kaçtı ve ağır oksijen yere çöktü. Kısacası dünyamız bugüne dek içerdiği suyun %25'ini kaybetti ki bunu blogda yazdım. Linki video açıklamalarında. Buna rağmen dünyada bol su var. Hatta yine linkini verdiğim gibi dünyada yüzey okyanusları kadar çok su içeren bir tür global yeraltı okyanusu var. Dünyadaki suyun önemli bir kısmını yine kuyruklu yıldızlar getirmiş olmalı bu yüzden. Aksi takdirde gezegenimiz çok kurak olurdu. Peki bu kuyruklu yıldızlar nereden geldi? Asteroid kuşağından. Mars'la Jüpiter arasında yer alan asteroid kuşağı bugün kupkurudur. Suyun büyük kısmı güneş ışınlarıyla buharlaşmıştır. Ama genç güneş sisteminde asteroid kuşağında kuyruklu yıldızlar vardı ki bunların ağır su oranı dünya okyanuslarıyla uyuşuyor. Bilim insanları entrasit kondrit denilen meteor taşlarının incelediklerinde bunların su moleküllerine ait olabilecek bol miktarda hidrojen içerdiğini buldular. Hidrojen atomları kayadaki mikroskobik gözeneklere hapsolmuş ve uzaya uçmadan dünyaya ulaşabilmişti. Hidrojenin tamamı Güneş sisteminin başlangıcından gelmemiş olabilir. Ama meteor taşlarının maksimum su tutma kapasitesi bunların ciddi bir su kaynağı olduğunu gösteriyor. Öyle ki suyumuzun en az yarısı uzaydan gelmiş olmalı. Böylece dünyanın suyunun beklenmedik bir yer ve kaynaktan, bir zamanlar asteroid kuşağında bulunan en eski kuyruklu yıldızlardan geldiğini gördük. Peki uzayda hayat var mı? Bunu da gelecek bölümlerde anlatacağım. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Cuma görüşmek üzere.